Efendim Trabzon günlerinden tekrardan hepinize selamlar, saygılar. Bugün üçüncü gündeyiz ve saatler böyle işte 11.30-12'ye doğru yanaşıyor. Burada da şu anda kahvaltı yapıyor değerli dostlarımız. Evet, şöyle bakın, harika. Tam böyle yaylalarda gidersiniz ya, çimenlerde oturursunuz böyle işte. Karadeniz ekmeği, peyniriydi, helvasıydı, simitiydi. Öyle bir eksiklik var, kuymak yok. O da tabii malum, biliyorsunuz burada geliyor. O da az sonra geliyormuş. Evet, seni bir tanıyalım kardeşim. Merhabalar, ismim Sadık, soyadım Karaylan. Ben Yozgatlıyım. Yozgatlısın. Evet Sadık, senin görevin ne burada? Sanat görevlisiyim. Seni tebrik ediyorum. Yozgat'a selamlar gönderelim o zaman buradan. Evet, bize Yozgat'ta Trabzon efendim selam olsun. Şimdi yine burada çok hizmet veren bir kardeşimiz var. Sizi de tekrardan tanıyalım efendim. Reyhan Yıldırım. Evet Reyhan Hanım. Kahvaltı mükemmel. Bu organizasyonu kim yapıyor, merak ettim. Sayın Fahri Günlü Başkanımız, Başkan Yardımcımız Fahri Günlü'nün. Fahri abininki hep peynirle ekmek olur. Yani insan onu arada bir kavurma da koyar da mümkün değil. Peki, afiyet olsun. Teşekkür ederim. Efendim, size de afiyet olsun. Teşekkür nasılsınız? Ediyorum, sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyi, mücadeleye devam ediyoruz. Biz dinlendik, bomba bomba sabahtan geldik. Siz de bir şekilde. Evet. Arkadaşlarımız güzel yöresel peynirlerle kahvaltı hazırlamışlar. Olmazsa olmaz beton helvamız. Ama Ahmet abi, dikkat ediyorum da helvaya vuran yok. Yani herkeste bir şeker var galiba. Var, biz hep şekeriz zaten. O da güzel. Afiyet olsun. Efendim, yılın en iyi helvası burada. Kahvaltıda yapıyoruz. Fahri Başkanım, at kortmaya. Evet, görüyorsunuz. Harika, harika efendim. Yani Fahri Başkanımız da çok büyük bir mücadele veriyor burada. Fahri Başkanım, her gün kahvaltı burada aynen devam ediyor. Onu söylemeyelim, katılan çok olur. Öyle mi? Tabii. Evet, ama onlar gecikiyor. Biz erkenden geliyoruz ya. Tabii, erken gelen kahvaltı yapar. Evet, peki Mustafa abim, bu nedir? Ne helvası? Yaz helvası. Yaz helvası. Sever misin? Sevmez mi? Bakayım. Abi ne, Ramazan olayı, yemek olayı diyor. Hayırdır, anlayamadım. Abi demin top patladı, duymadın mı? Ha, Ramazan ayı geliyor. Şimdiden hazırlığımızı yapıyoruz, az yiyoruz diye. Ahmet Güngör size dedi ya, bir yemek yiyelim. Daha içemiyoruz. Belli oluyor, içemediğiniz zaten. Evet, şimdi Muratço. Evet abi. Biliyorsun biz dünden beri buradayız. Hatta perşembeden beri buradayız. Dün akşam eve gitmedik. Biz niyetliydik gece, şimdi top patladı. Ha, şimdi, orucumuzu açıyoruz. Ha. Yani diyorsun zaman mekruh aynı ama saati önemli değil. Saati önemli değil. Saati önemlidir de biz geceden başladık. Gece 12'den beri anladım, buradayız. Yok. Biz şu anda diyorsun Ramazan'a hazırlık, saati önemli değil. Ramazan'da saatler, iftar, sahur önemli. Tabii. Biz o zamanı tutturuyoruz diyorsun yani. Kesinlikle. O zaman kesinlikle. Ahmet Bey, siz yememeye devam edin efendim. O zaman hiç yemek yemedim. Sen yeme abi. Evet. Peki, sen afiyet olsun. Hasta olursun. Afiyet olsun Mustafa abi. Afiyet olsun. Buyurun. Tekrardan. Teşekkür ediyorum. Mevlam olun, şifa niyetine olsun bu abi. Amin, amin inşallah. Amin inşallah. Böyle dostluklar arasında, böyle yerlerde kahvaltılar şifadır inşallah. Evet inşallah. Evet, inşallah. Siz neler söylemek istersiniz? Trabzon Kurtuluş kutlamaları için buradayız. Federasyonun Trabzon temsilcisiyiz. Adım Kemalettin Kölemenoğlu. Saymaya gerek yok. Birçok dernekte üye ve yöneticiyim. Evet. Arkadaşlar, Ahmet abinin, başkanın dediği gibi biz akşam biraz uyumadığımız için, yatmadığımız için top yeni attı. Onun için arkadaşlarla iftarımızı açıyoruz. Sağ olsunlar. Az önce bir ses geldi. Demek o top size attı. Evet. Çok peki, sağ olun. Afiyet olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Buradaki hanımefendiler de hoş keyifle geldiniz. Kahvaltılarını yapıyorlar. Evet, teşekkür ediyoruz. Masayı kurana da, sofraya davet edene de teşekkür ediyoruz. Evet, derler ya, Kur'an kaldırsın bu sofrayı. Fahri Bey, bu iş size kalıyor sonunda. Şükür diyorum ya. Yiyelim de kalırmak zorunda. Yine orada bir emekçi kardeşimiz var. Millete gelene gidene çay servisi yapıyor. Evet. Siz bir şey var mı? Bir mesajınız var mı? Ben diyor çaya devam edeyim. Evet, bu arada Kandil, tüm İslam aleminin ekranlarında bizi seyreden dinleyicilerimizin, seyircilerimizin Kandil'ini kutluyoruz. Her şey onların istediği gibi, gönüllerince olsun. Allah ülkemize sağlık, huzur, mutluluk versin. Amin. Şimdi tabii çok önemli, bu akşam Berat Kandili. İnşallah tüm İslam aleminin, tüm müminler için beraat ederiz. Duamızı da yaparız, Mevlam kabul buyursun.
Biz Trabzon günlerindeyiz. Üçüncü gündeyiz efendim. Yarın akşama kadar da buradayız. Hepinize buradan selamlar gönderiyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Ve muhakkak ve muhakkak Fahri Başkan'ın kahvaltılarını yapmanızı tavsiye ediyorum sizlere. Evet, Mustafa Başkanım hiç yemiyor maşallah. Bunun da böyle bir sıkıntısı var yani. Hiç yemek yemez. Yemedim ya. Bir yiyeyim bırakmadım. Evet, bizi izlemeye devam edin efendim. Çıkın çıkın gelen, erken gelen kahvaltımıza eşlik eder. Geç gelen de standlarımızda ikramlarımızı, yöresel ürünlerimizi görmüş olurlar. Herkese teşekkür ediyoruz. Sizin demeğinize sağlık. Buyurun. Efendim şu anda Dutheli Mustafa kardeşimizin yerindeyiz. İstanbul'da Karadeniz mutfağını çok iyi yapan, çok değerli bir kardeşimdir Mustafa kardeşim. Ürünlerini tanıtacağız sizlere ama hemen buraya gelince baktım ki İdris Türk Başkan ve diğer başkanlarım burada kahvaltı yapıyorlar. Bizi az önce peynir ekmek yedirdiler, doyurdular, sonra buraya geldiler. Sayın Başkan. Şimdi önce diğer başkanlar dedin, hemen sağımda bizim Nurettin Çakmak, Hasan Kul başkanlarımızdan beraberiz. Yani yönetim olarak buradayız. Sabah önce görevimizin başına geldik. Şimdi de karnımız acıktı, bir kahvaltı yapıyoruz. Mekan güzel, lezzetler iyi, yemekler güzel, insanlar güzel, ortam güzel, hava çok güzel. Tamam da başkan, biz şimdi orada peynir ekmekle oturttun bizi masaya, buraya geldin. Bunu bir izah eder misin? Merak ediyorum. Çok iyi biliyorsun. Ahmet abi, bunu özellikle yayınlamanı istiyorum. Bu çok önemli. Evet. Önce onu bir düzeltelim. Siz sofrayı kurdunuz, beni davet etmediniz. Ben masada yer bulamadım. Masada yer bulamadım. Ağanda size masa dedim. Yani siz şimdi onun özrünü böyle mi diliyorsunuz? Yani böyle mi diliyorsunuz onun özrünü? Şimdi buyurun, soframızda da yer var. Yanında masamız da var. Çok teşekkür ediyoruz. Malum etkinliğimizde siz, biz hep beraber ayrı ayrı olmadan. Bugün üçüncü gün, yarın son gün. Bugün Kandil. Bu vesileyle milletimizin Kandil'ini tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah bizi darlıklara koymasın. Helal lokmaları güzel ortamlarda yemeği hepimize nasip eylesin. Federasyonumuzda görev yapan tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma, genel başkanımıza, bizleri takip eden sizlere, bize hizmet parasıyla bile hizmet veren bu güzel insanlara bu mübarek günde teşekkür ediyorum. Peki. Dualarımız kabul olsun bu akşam. Evet, burada yine çok değerli başkanım var. Başkanım, sizi bir tanıyalım. Biz tanıyoruz ama ekran başındakiler tanısın sizi. Hasan Kul, TDF Başkan Yardımcısı. Şimdi yemekle de fazla konuşmayı sevmiyorum. Evet, yer yer aşk akacağım sofrada. Doğal olsun diye böyle geldik. Sizleri seviyoruz gerçekten. Allah razı olsun kardeşim. Yıllardan beri çok emek veriyorsunuz. Şimdi demin bir şey dedin ya, orada sofrayı kurdunuz. Baktık orada sofrayı kurdu da bizi kimse çağırmadı. Ya, hadi kalkıp gidelim biz. İyi yaptınız. İyi yaptınız. Tamam mı? Biz de geldik ama bizim soframız herkese açık. Böyle evet. ekleye gidebiliriz yani. Evet, hiç sıkıntı yok. Siz de oradaki sofrayı kuranlardan aşağı değilsiniz yani. Bizi açık diyorsun. Onlar da açık diyor ama yer yok. Ha bak, bizde yer var ama. Bak doğru. Afiyet olsun. Sağ takılıyoruz. Olun. Efendim bizim yöneticilerimiz, başkanlarımız hem karizmatiktir hem başarılıdırlar. İşte onlardan bir tanesi. Sayın Başkanım, sizi de tanıyalım. Nurettin Çakmak, federasyonda genel başkan yardımcısı olarak görev alıyorum. Tabii şimdi bu etkinliklerin güzelliği insanların katılımıyla birlikte ortaya çıkıyor. Dün güzel bir açılış yaptık. Çok da güzel bir katılım oldu. Çok da memnun olduk. Bugün de dedik hani böyle güne zinde bir şekilde başlayalım. İşte bu kardeşimizin mekanını da biz Yeni Kapı'dan beri keşfettik. Evet. Hasan Başkan'ımla beraber İdris Başkan'ı da dahil ettik bu işe. İdris Başkan da hiç yemeği sevmez. Evet, öyleymiş, biz de yeni öğrendik. Yani maşallah olsun, can boğazdan yalnız gelir demiş ya. Yalnız değil mi? Ecdadımız demiş ya, can boğazdan gelir. Evet. Biz de bir masayla başladık, ekledik onda bir tane daha, bir tane daha maşallah. Öyle gideriz ya inşallah. Nurettin Başkan, şu güzellik var ya, harbiden hiçbir şeyle ölçülmez. Yani onun için sizleri böyle güzel organizasyonlarda görüyoruz, mutlu oluyoruz, emek veriyorsunuz. Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin. Bu sizlere arada uzun ömürler diliyoruz. Çünkü sizin gibi değerler tabii ki çok büyük emek sarf ederek bu işleri başarıyorsunuz. Evet. Bizler de yıllardan beri sizleri takip ediyoruz. İnşallah böyle devam edeceğiz. İnşallah. Bizim yorgunluğumuz oluyor mutlaka. Tabii yorucu etkinlikler bunlar. Evet. Kolay etkinlikler değil ama netice böyle ortaya çıktığı zaman, sizlerin sayesinde halkımıza ulaştığı zaman bütün yorgunluğumuz gidiyor. Çok keyif alıyoruz. Bu arada
Bugün de hava çok güzel, yarın da çok güzel. Yarın da devam edecek etkinliğimiz. Bugün Kandil, mübarek bir gün. Herkesin Kandilini kutluyorum. İslam aleminin Kandilini. Şunu da belirtelim. Bugün efendim müzik yok. Bugün evet. Gelenler bizleri, standlarımızı ziyaret edebilirler. Yarın inşallah müzikle devam edeceğiz. Müzikle devam edeceğiz. Biz bu konuda çok hassasız biliyorsunuz. Evet. Siz geçmişten de sel olduğunda, terör saldırısı olduğunda müzik konusunda hani müzik güzel bir şey ama saygı anlamında biz buna çok önem veriyoruz. Evet. Bugün de Kandil olduğu için müzik yayınlarımıza ara verdik. Ama yarından itibaren tam gaz devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Efendim dün çok yoğundu. Türkiye'deki Trabzonlu bakanlarımız olsun, Trabzonlu olmayan çok değerli siyasilerimiz de buradaydı. Dün özellikle onlarla röportaj yapalım diye bir ara baktım ki havadayım, ayaklarım yerden kesilmiş. O kalabalıkta röportaj yapalım diye hayatımda ilk kez öyle iş başıma geldi İdris Başkan. Ondan sonra dedim ki sağ salim buradan bir çıkabilsem. Onun için mükemmel bir ortam var. Ve bu ortam devam ediyor efendim. Biz şimdi sizlere afiyet olsun. Burayı tanıtmaya devam edelim. Sevgili Mustafa, herhalde bir 20 senedir beri tanışırız. Benim çok eski... 25 sene. 25 sene doğru. Aynen. Çok da etçi. Gidi Dutkaya da buradan selamlar gönderelim. Aynen. Doğru. Harika mekanları az önce sevgili yapımcı Ahmet Güngör ürünleri de çekti. Seni tebrik ediyorum. Biz, bu işi ne demek bu layıkıyla yapanlardan bir tanesisin. Aynen. Karadeniz mutfağını İstanbul'da gümbür gümbür başarıyorsun. Aynen efendim. Evet. Peki var mı bir mesajın bizi izleyenlere? Şimdi biz başarıyı hanımlarımızla birlikte yakaladık. Eyvallah. Yani eyvallah. Hanımlar olmasa biz de hiçiz. Bir de bizim elimiz ayağımız olan kuzineler. Onların vasıtasıyla. Yani köy ürünlerini evi biz buraya taşıdık. Aynen yaylayı buraya getirdik. Yani yaylamız burası demektir bizim. Onun için özellikle gelenler buraya uğrasınlar. Hemen girişte zaten ismi neydi buranın? Ayderevi. Ayderevi evet muhakkak Ayderevi'ne uğrayın. Karadeniz yemeklerini burada tadabilirsiniz. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hayırlı kandiller. Saygılar. Bizi izlemeye devam edin efendim. Trabzon günlerinden selamlar tekrardan efendim. Pidenin mimarı sevgili İbrahim Usta'nın yanındayız. İbrahim Usta. Önce ben sizi tebrik ediyorum. Bu pide hususunda bizler ekran başında izleyenler, muhakkak buraya gelenler İbrahim Usta'nın pidelerini tatsınlar. Hepsi mevcut burada. Neler var? Onları bir anlatır mıyız? Yuvarlak peynirli yağlı pidemiz var. Kapalı kıymalımız var, kavurmalımız var. Peynir kavurma karışık yapıyoruz. Yani biz burada pideye sevgimizi katıyoruz. Hakiki tereyağı katıyoruz. Evet. Aşkımızı katıyoruz. Oradaki doğal olan lezzetleri biz burada Yeşilköy Havalandı Trabzon günlerinde halkla buluşturuyoruz. Diyoruz ki çıkın gelin. Muhakkak İbrahim Usta'ya uğrayın. Muhakkak. Bu çok önemli. Zaten iddia ediyorum dünyada benden daha iyi pideci ustası varsa ben mesleği bırakırım. Yok. Yani bir de 50'den sonra ayrı bir güzellik geldi sevgili İbrahim Usta'ya. Böyle de bir durum var yani. Yani 50'den sonra yaşamaya başladım ben. Hayat anlamında yaşadığımı anladım. Ne güzel. Ailece de çalışıyor. Evet. Burada. Evet. Şimdi yenge de oradan diyor ki biraz konuştur onu. Zaten konuşuyor dememe gerek yok. Benim ispatı bak şöyle bir şey söyleyeyim. En güzel aşlar tereyağlı pideyle başlar. Bunun da ispatı var. Yani ilk önce pideyi mi yedirdin yengeye? Evet tereyağlı. Yani diyorsun ki pideyi yedikten sonra beni bırakma şansı zaten yok. Yok kesinlikle yok hemen nikah basarım. Evet birazdan o tarafa geleceğiz. Peki şunları Ahmet abi şöyle yanaşalım biraz. Evet pidelerimiz burada kıymalı, peynirli, yumurtalı, yine karışık kavurmalı. Yani yok. İbrahim Usta'nın ürünlerini zaten yıllardan beri bizleri takip edenler yakinen takip ediyorlar. Hepsi orijinal efendim. Yani doğal ürün kullanıyor. Tereyağından, peynirinden. Öyle değil mi Sayın Usta? Kesinlikle. Yayla peyniri, yayla tereyağı. İmansız peynir kullanırız. Ya şeytana bile pabuç gidiren adam vay ya. Vay. Azrail'e pabuç gidiren adam. Hiç sorma. Böyle bir adam yok. Yani. Yok. Onu peki. Ben diyorum ki buradan gerçekten herkes işini severek yapsın. Bilerek yapsın. Bildiği işi yapsın. Biz burada sloganımız şudur. Bu pideyi yiyen 61 yıl ömrü uzuyor. Oy maşallah. En güzel aşlar Trabzon'da pideyle başlar. O kadar. Biliyor? İçeri doğru bir geçelim şöyle. Evet burada ustalarım var. İşte onlar da şu anda büyük emek veriyorlar. Bakın tam bir çalışma sistemi burada. Fırınımız orada. Ustalarımızın biri açıyor, biri pişiriyor. Müşterilerimiz burada. Hemen geçelim. Evet şimdi
İbrahim Usta yılların pidecisi. Evet. Yani onu tanımayan yok bu hususta. Kesinlikle. 50'den sonra da diyor ben ayrı bir böyle kendime geldim diyor. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi sayemde sayemde kendine geldi. Evet, onun için seni tebrik ediyoruz. Yani bu ne güzel bir şey. Çok ben teşekkür İbrahim ederim. Usta'nın yıllarca böyle konuşurum ilk kez kendine geldiğini görüyorum. En güzel aşağı bileğine başlar. İşte bu, işte bu. Benim oğlum. Efendim, Allah mutluluklarını daim eylesin. Evet, teşekkür evet. ederiz. Tereyağlı diyor, pideyi yedirdim hanımefendiye, daha beni bırakmadı evet, diyor. İkinci bahar yaşıyor gönlüm. Gel benim yarim oluver şimdi. Oldum ya. Peki efendim, bizi izlemeye devam edin. Efendim, Trabzon günlerinde İbrahim Usta'nın oradayız. Pide'de gerçekten damak tadını bilenler buraya geliyorlar. Burada da iki tane kardeşim var. Böyle güzel güzel pidelerini yiyorlar. Bir tanıyalım onları, sizi bir tanıyalım. Merhabalar, ben Kaan. Evet. Kaan nereliyiz? Trabzonluyum. Neresinden? Maçka. Aha, ne dersin? Vallahi maşallah. Değilim. Maşallah. Abi sen nereliyorsun? Ben Sürmeneliyim. Vallahi. Tabii. Şimdi burada pideyi de tadıyorsunuz. Ne güzel. Hanımefendi nereli? O Çanakkale. Çanakkale, beğendiniz mi pideyi? Evet, beğendim. Gayet güzel. Öyle mi? Efendim, az önce İbrahim Usta dedi ya, en güzel aşklar pideyle başlar diye. Çanakkale'li hanımefendi ve Maçkalı kardeşimiz ona pideyi tattırıyor. Az önce orada buranın işletmecisi dedi ki ben dedi hanımı önce dedi pide yedirdim daha beni bırakmadı. İnşallah siz de öyle devam edersiniz. Bakalım, hepsinden tatmaya düşünüyoruz. Ağzınızı tattırmaya düşünüyorum. Peki, var mı sizin bir mesajınız? Yok yani, gayet beğendim. Bakalım beni neler bekliyor. Teşekkür ederim. Eyvallah. Görüşürüz. Efendim, Sürmene Döner'in mimarı evet. Hasan Usta'nın yanındayız şu anda. Evet. Trabzon günlerinde. Hasan Usta'm. Bu ne güzel, böyle bu güzel ürünleri buraya taşımışsın, seni tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Neler ifade etmek istiyorsun? Abi ne ifade edeyim, biz Trabzonluyuz, her yer Trabzon, bu ürünleri de buraya getirmek Trabzonlu olmak helal demek. Helal olsun, gerçekten dün de tattık dönemi. Evet. 10 numara efendim, bizi ekran başında izleyenler muhakkak Trabzon günlerine bugün ve yarın, yarın son evet. gün. Hasan Usta'nın bu nefis, leziz dönerinden yine başka herhalde burada kahvaltılık kuymak. Kuymak var, kuymak köfte, var. Akşabat köftesi var, pidesi var. Maşallah, yok yok. Yok yok. İşte Hasan, diyorum ya sana, her yer Trabzon. Pideyi de İbrahim Usta yapıyor. İbrahim Usta yapıyor. Yani Karadeniz'in bu güzel yemeklerini tadabilirsiniz. Böyle de güzel bir patron olunca da ayrı bir lezzet oluyor. Allah razı Hasan olsun. Usta, Allah razı afiyet olsun. Olsun sizlere. Sağ olun. Kolaylıklar. Herkesi diliyorum. Bekliyoruz. O kadar. Her yer Trabzon. Efendim, şu anda Trabzon günlerindeyiz. Tabii burada gelen misafirler, işte güzel bir pide yerinde de harika bir mekandayız. Burada da bir Sürmeneli hemşerim var. O arada da müdürümü görüyorum. Kaybolma müdürüm. Evet, afiyet olsun. Sizi bir tanıyalım. Teşekkür ederim. Yasemin Aksu. Aslen Trabzon Sürmeneliyim ama Tekirdağ Saray'dan geldik. Evet. Nasıl pideleri sevdiniz mi? Evet. Evet. İsmim Zafer Aksu. Ablam olur Yasemin Aksu. Tekirdağ'da yaşıyoruz. Trabzon'dan hiçbir zaman kopmadık. Her zaman Trabzon'dayız. Mesajımız sadece Trabzonspor taraftarına. Eyvallah. Sakin kaldığımız sürece şampiyonluklar arka arkaya gelecek. Sakin olmamız lazım. Afiyet olsun. Efendim, şu anda Trabzon günlerindeyiz ve ben çok sevdiğim müdürüm yanımda. Evet, Fatih Muallim Yahya İlkokulu Müdür Yardımcısı Tonyalı. Salih dostumuz Kul. Salih Kurt. Kurt nereden diyorum çıktı ya. Evet, şu anda da oğlum burada, müdürü de burada. Ya müdürüm, seni burada görmek ne güzel. Neler ifade etmek istersin? Tabii böyle uzun süreli İstanbul'da kalıyoruz. Doğum abime Trabzonluyum. 20 yaşına kadar orada yaşadım. Trabzon, Tonya'da. Böyle günlerde memleket hasretini gidermek, memleketin değerlerini efendim hep bir arada yaşamak, güzelliklerini bir arada yaşamak bizi mutlu ediyor. Uzun süredir memleket hasreti yaşıyoruz. Böyle günlerde bir nebze olsun hasretimizi gidermeye çalışıyoruz. Sizlerin sayesinde de memleketimize ulaşıyoruz. Evet. Teşekkür dün, ediyorum. Dün açılış vardı. Trabzon valimiz, yine Trabzon milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız hep buradaydılar. Evet. Sen de çok fanatik benim kadar Trabzonsporlusun. Onlara Trabzonspor'u da sorduk. İnşallah diyorlar gelecek. Yani bu sene artık toparlama senesi ama seneye yine şampiyonluğu oynayacağız. Bizim yaşımıza, 1970 doğumluyum ben. Bizim yaşımızdaki kuşağın Trabzon fanatiği olmaması diye bir şey yok. Evet. Yani Trabzon bizim büyük bir değerimiz. Fanatik derken de tabii biz mesleğimiz gereği de diğer takımları da kucaklıyoruz. Çünkü bizim öğrencilerimiz diğer takımları da tutuyor. Ama Trabzon sevdası bir Trabzonlu olarak, Trabzon'da doğup büyüyen biri olarak bambaşka bir şey. Eyvallah.
Peki efendim, biz buradan bir kez daha Muallim Yahya İlkokulu Fatih müdürümüze, müdür yardımcımıza, tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Benim de evlatlarım orada olduğu için bir şanslıyım. Size de çok teşekkür ediyorum müdürüm. Ben teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Bizi izlemeye devam edin efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. Efendim, Trabzon günlerinde yine standları tanıtmaya devam ediyoruz. Burada da işte görüyorsunuz, harika bir hamsi, böyle festivali gibi hamsi sunuyorlar. Harika. Tava, hamsi tava yapıyorlar. Önce bir tanıyalım bakalım. Efendim, hoş geldiniz. Yok diyor, ben konuşmam. Sizi tanıyalım efendim. Hoş bulduk. Ben Hülya. Evet, Hülya ablacığım. Hamsileri burada canlı canlı millete sunuyorsunuz. Evet. Nasıl durumlar inşallah? Şimdi burada hamsi başka hamsi, yaptınız. Hamsi, kuymak, mıhlama. Evet, hamsi, kuymak, muhlama hepsi mevcut efendim. Çorbamız, karalahana çorbamız. Karalahana sarması, dolması, evet, hepsi mevcut. Hepsi buyurun var. Gelin efendim. Buyurun bekliyoruz, gelin, sizler de tadın. Peki, afiyet olsun herkese. Sağ buyurun ol. Gelin tadın efendim. Kolay gelsin. Efendim, standlarımızı tanıtmaya devam ediyoruz. İşte burada yemek standlarında harika her şey var. Yok yok. Burada görüyorsunuz, burada bütün ürünlerimiz harika efendim. Efendim, bu bizim Artvin'imizin güzel yayla kuzularıdır. İnciği, butu tabii ki. Artvin. İnciğinden yapıyoruz, butundan yapıyoruz. Yani süt kuzudur, 6 aylıkken anneden sütü kesildiği zaman biz de hayvanı keseriz. Lezzeti yani, oradadır. Tabii ki. O yani. Tabii. Ve biz bunu gece saat 12'de bunu biz tandıra yatırıyoruz. Evet. Sabah 6'ya kadar kendi buharında, kendi ateşinde pişiyor. Lokum gibidir yani. Hey maşallah. Buyurun gelin efendim. Bu eksode herhalde. Evet efendim. Bu da bizim yaylalarda, Rize'de, Ayder'de yaptığımız Rize böyle saç kavurmadır böyle. Kuzu mu oluyor? Bu danadır. Dana. Evet, bu danadan yapıyoruz efendim bunu. Dana, sebzesiyle dana beraber. Efendim, ondan sonra biz bunu sadece pişirdikten sonra fırına atarız. Tava evet şeklinde çıkartırız. O zaman herkes buyursun gelsin efendim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Hemşerilerimizi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bekliyoruz. Tüm Karadenizlere. Dönerimiz de var. Evet, başka yaptığımız ürün var mı burada? Evet, pidemiz var. Akçabat köftemiz var. Kendi saraydan, saray restoranımızdan. Evet. Ünlü Caddesi'nde. Patentli ürünlerimiz var. Buradan. Trabzon pidelerimiz var burada, böyle kaşarlısı, yumurtalısı, evet, kuşbaşılısı. Çok çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Evet. Efendim, Trabzon günlerinden hepinize tekrardan selamlar. Tabii böyle gezerken çok değerli dostları da görmeye devam ediyoruz. Yanımda Ahmet Bıyıkoğlu var. Ahmet abi bizim çok özelimiz, çok değerlimiz. Gerçekten burada onu görmek de büyük bir mutluluk. Ahmet Bıyıkoğlu, şeref verdin, hoş geldin. Hoş bulduk. Nami diğer oflu Ahmet. Evet, Ahmet ya, abi. Murat, bugün dedi gezelim böyle. İyi, Ahmet Bey'e söz vermiştim, dedim geleceğim. Cemal abimi de aldım, evet, dedim bir gidelim gezelim, ama ilk defa geliyorum buraya, güzel valla. Benim hoşuma gitti ya, burada daha yeni girişte. En azından Karadeniz'in o kültürünü, Trabzon'un kültürünü yaşıyoruz. Dün de çok yoğundu burası. Kaymakam, vali, bütün siyasiler de buradaydı. Dün yoğunduk. Bugün de protokol yok, daha rahatız. Ahmet abi, bu arada şunu ifade edelim. Bütün hemşehrilerimiz gelsin. Senin her yıl biliyorsun Ramazan aylarında çok özel bir iftar yemeğin vardır. Bu Ramazan'da da Allah nasip ederse 16 Mart'ta yine kendi mekanında bütün herkes o iftara gelmeye de senin güvercen hiçbir yerde yok abi. Vallahi doğru diyorsun. Onunla ilgili bir mesajın var mı Ahmet abi? Vallahi mesajım, tek tek telefondan aradım, görüşüyorum. Biliyorsun şimdi gen yapıyorum. İnşallah ayın 16'sında Ahmet Bey de zaten öğleden sonra gelecek. Gelecek mi? Tabii tabii. Onun pek abdesti tutmaz yani. Yok. Bizim okay yani, mi? Ahmet Bey gelecek misiniz? Efendim? Ahmet Bey bize yanlış yapamaz, biz dua yapamazız. Öyle mi? Hala. Evet. Onun için. Peki, Cemal abim sen neler söyleyeceksin? Teşekkür ediyorum. Bir Trabzonlu olarak gurur duydum. Söyleyeceğim fazla bir şey yok. Hepinize evet teşekkür ediyoruz. Ofluyum. Cemal Şilakoğlu, ofluyum. Bunda damcı. Evet. O bunda damcı. O zaman şöyle yapalım Ahmet abi. Ahmet, yapımcı mı Ahmet abi? Burada oflu Ahmet abi ve Cemal abi. Biz onları şimdi rahat bırakalım. Buraya gezmeye devam etsinler. Biz yarın akşama kadar buradayız efendim. Bütün güzellikleri sizlere yansıtmaya devam edeceğiz. Efendim yani 16 Mart'ta ifade ettiğim gibi oflu Ahmet abimizin iftarına davetliler katılıyor. Onu özellikle belirtelim. Çünkü zaten davetliler bile sığmıyor. O kadar yoğun, altlı üstlü 3 katlı bir yer. Ama bu özel bir iftar olduğu için biz onu devamlı gündeme taşıyoruz. Kaçıncısıydı bu Ahmet abi? 17'yi yapacağız. 17 maşallah. 17 yıldan beri devam ediyor. O güvecin tarifini hala bize vermedi. Ya onu Fatih biliyor. Gözü derdi de Fatih biliyor.
Bir de Ahmet Bey biliyor. Fatih Bıyıkoğlu, Ahmet Güngör'e 3 kilo et veriyorsun. Evet. Yani o da evde yapıyormuş. Tarifi de ona vermişsin ama ben sana daha yakınım yani. Hem bölge olarak hem de ev olarak yapma böyle. Fatih. Aktarcı orada. Bülent onlar kardeşim. Beraber yapıyorlar. O da o zaman bunların işi Fatih'le Bülent bu işi biliyor. Biliyor. Seni saygı. Efendim bizi izlemeye devam edin. Ayrılmayın. Efendim Trabzon günlerinden selamlar. Burada yine çok güzel bir mekandayız. Bu değerli dostumuz da bütün böyle organizasyonlarda bu işi iyi yapanlardan bir tanesi. Allah razı olsun. Seni sağ tebrik olun, ediyorum. Sağ olun. Neler burada neler var şunları bizim bir anlat. Bizim Laz Bey'imiz ev tatlı ev. Şöyle kameraya doğru. Evet. Şöyle geç abi sen. Hemen geçtim. Evet. Ev baklavası Laz Bey'e iyi güzel baklavamız daha yeni geldi. Oy maşallah. Oy maşallah. Tanıdığımız. Onu tavuğumuz. Evet. Dönerimiz harika. Pidemiz Karadeniz pidesi. Ustamız özellikle 10'da 10. Öyle mi? He. Yani öyle 8'de mi? 10 değil 10'da 10. Oy maşallah. Oy maşallah. Eline sağlık sarmamız da var orada. Evet sarmamız dolmamız lahana sarmamız. Ahmet abi şu sarmanın tadına bir bakacağım ben. Merak ettim onu. Lahana sarmasına da bak. Evet. Bu üzüm yaprağı herhalde. Evet üzüm yaprağı. Hem üzüm yaprağı hem olmayan efendim. Buyurun evet, gelin. Evet. Var mı başka bir mesajınız? Yok sağ ol teşekkür ettik. Buradan selamla. Efendim bizi izlemeye devam et. Efendim Trabzon günlerinden şu anda Trabzon Belediyesi'nin standındayız ve burada çok yakışıklı bir kardeşim var. Önce seni bir tanıyalım. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Sanat Şube Müdürü Mustafa Karaosmanlı. Evet Mustafa Bey şeref verdiniz sizler de. Teşekkür ederim. İstanbul'a geldiniz 1100 kilometre yoldan. Tabii buyurun. Aynı zamanda böyle kaşkolları da halkımıza dağıtıyorlar sağ olsunlar. Aynı anda 2-3 yapabiliyoruz. Öyle mi? Tabii. Ne güzel. Ne güzel. Neler söylemek istersiniz? Vallahi Trabzon'dan Trabzon'u İstanbul'a getirdik diyelim. Son daha yok arkadaşlar. Elimizden geldiğince Trabzon'u gurbetteki arkadaşlarımıza, gurbetteki dostlarımıza tanıtmak için buradayız. Gelen misafirlerimizi de Trabzon'u tanıtıyoruz. Evet. Şimdi tabii çok uzak yolda geldiniz. Burada önemli olan dediğiniz gibi Trabzon'u diğer yöre insanlarını da tanıtabilmek. Siz evet. De bu işi gayet iyi yapıyorsunuz. Peki bu gençliği neye borçlusun? Merak ediyorum. Çünkü ben seni 10 sene önce gördüm. Gitgide gençleşiyorsun. Teşekkür ederim. Biraz doğanın diyeyim. Farkı var diyor. Bir de horon desem. Öyle mi? Evet. Horonu yazarım diyorsun. Horonu yazarım da okurum da. Ahmet abi bir gün bir horon yapacağız biz. Öyle mi? O zaman efendim değerli kardeşimle bir horon oynadığımız zaman onu da çekeriz. Başka bir mesajın var mı? Ben İstanbul'daki Trabzonlulara yarın da buradayız. Evet. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde bekliyoruz. Burada Trabzon'u yaşamaları için. Eyvallah. Trabzon'dan diyor ne getirmiş diyor soruyorlar. Trabzon'dan ne getirdik? Bir, hamsi anahtarlığımızı getirdik. Ahmet abi, hamsi anahtarlığı sever misin? Sever misin abi? Evet, Trabzon fularımızı getirdik. Ayrıyetten sizi yan standımıza davet ediyorum. Fındık ezmemiz var. Arkadaşımız uzman. Ondan detaylı bilgileri alın. Evet o zaman geçiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet şu anda yan standa geldik. Trabzon Belediye'mizin bu güzel standında. Burada değerli kardeşim fındık ezmesini halkımıza takdim ediyor. Evet. Bir inceden bir mola şöyle bunun yapılışıyla alakalı birkaç abi, cümle. Bu birinci sınıf Trabzon fındığıdır. %90 fındık, %10 şeker kullanıyoruz içine. Burada şeker. %90 fındık. %10 şeker kullanıyoruz içine. Birinci kalite el kavurması çifte kavurmuş fındıktır abi içindeki. Evet. Yani başka bir şey yok. Katkı koruyucu hiçbir şey yok. Hep doğal. Doğal abi. Bunu özellikle halkımıza da sunuyorsunuz burada. Evet Trabzon Belediye'mizin ikramı. Yiyen var mı? Nasıl? Baktı mı tadına? Güzel mi? Peki bir tane de ben alayım ondan tabii bakayım abi. Nasılmış. Ahmet abi yer misin sen? Evet yemezsen zaten dokunursana. Abi Ahmet abi de yesin böyle bir şey bulamadım. Ahmet abi pek... Buyur abi. Evet kaşığımızı da bir tane alayım. Sen... gelen misafirleri vermeye devam eder. Buradan o zaman kardeşim size çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz abi. Büyükşehir Belediye'mize en azından bunları halkımıza burada sunuyorsunuz, takdim ediyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Vallahi. Efendim bizi izlemeye devam et. Yine çok değerli isimler buraya gelmeye devam ediyor. Yanımızda da Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu var. Sayın Başkanım şeref verdiniz. Merhaba. Sizi görmek ne güzel.
Başkanım ve ben çok uzun yıllardan beri tanırım. 30 senedir Karadeniz TV radyolarında konuşan bir kardeşiniz olarak Azmi Başkanım'ı burada görmek de bizi ayrı bir mutlu etti. Başkanım neler ifade ettiniz? Benim için daha keza memlekete gelmiş gibiyim. Yuvamızda gibiyiz. İlçe ilçede standları görünce hepsi kompakt bir halde bir arada. Dolayısıyla Trabzon'u yoğun bir şekilde burada yaşıyoruz. Birazdan da yeme içme bölümüne geçeceğim. Evet. Onu da sabırsızlıkla bekliyorum. Yani ora önemli değil mi? Evet. Başkanım yoğun çalışıyorsunuz tabii. Evet. Seçim arifesindesiniz. Burada da Trabzon'umuz ikinci kutlamasını yapıyor. Kurtuluş yıl dönümünü yapıyor. Daha önce Yeni Kapı'da yapmıştık. Trabzonlu hemşehrilerimiz de hep burada. Onlara bir mesajınız var mı? Yarına kadar buradayız. Buraları görsünler değil mi? Siz geldiniz gördünüz. Şüphesiz İstanbul göçlerle oluşmuş bir şehir. İstanbul'un nüfusu 16 milyon. Bunun sadece 2 milyonunun kütüğü İstanbul'da. Evet. Kütüğü İstanbul'da bulunanların sayısı 2 milyon. 14 milyonun nüfus kaydı, nüfus kütüğü başka şehirlerde. Her şehirden göç almış vaziyette. Trabzon'dan da almış durumda. Gelenler elbette ki bu şehre uyum sağlayacak, şehrin imkanlarından yararlanacak. Çünkü burası bir metropol. Evet. Kültür, sanat her türlü imkanlarından yararlanacak. Ve çocukları doğacak, buralı olacaklar, İstanbullu olacaklar. Fakat gelirken taşıdıkları, getirdikleri kültürel kodlar var, kültür unsurları var. Bunları da yaşayıp yaşatacak ve kendi çocuklarına da aktaracaklar. Mesela buraya gelirken sadece kendileri değil, hafta sonudur belki çocuklar kaçmak, başka şeyler yapmak isterler ama çocuklarını da alıp gelmeliler. Çünkü gerçekten burada bir memleket havasını koklayabilirler. Çocuklar da görsünler. Elbette, adeta kısa süreli bir sergi, müze sergi gibi şu an burası. Gastronomisiyle, mutfağıyla beraber bir müzeyi gezer gibi Trabzon'da hemşehrilerimiz, İstanbul'da yaşayanlar gelip buraya gezmeli. Evet, peki başkanım çok teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz. Başkanım, ben şeref duydum. Bir şey ben var. Şeref duydum. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok sağ olun. Efendim bizi izlemeye devam edin. Efendim Trabzon günlerinden selamlar. Trabzon Dernekleri Federasyonu yine Yeşilköy'de etkinlik alanında tarihi yazmaya devam ediyor. Şu anda biz de Çaykara Belediyesi'nin standındayız. Burada da çok değerli belediye başkanımız var. Sayın Başkanım şeref verdiniz. Evet hoş bulduk. 1100 kilometre hatta daha fazla yoldan evet. Geldiniz. Neler ifade etmek istersiniz Sayın Başkanım? Vallahi tabii bu etkinlikler yaklaşık 10 yıldır devam eden bir etkinlik. Belki de daha fazla. Bu pandemi döneminin girmesiyle beraber bir ara verildi ama bundan sonraki süreçte tabii bir de özlem vardı. 3 yıl oldu herhalde değil mi İsmail abi? Evet. Yaklaşık bu pandemiden sonra bir de hasret vardı. Yani gurbetle Sıla'yı buluşturduk. Güzel bir organizasyon. Bu organizasyonların hemen hemen hepsinde yer aldık. Bugün de bu yılki daha farklıydı belki. Ortam güzel, hava güzel, mekan güzel. Ben emeği geçen başta İsmail Çaturoğlu abimiz olmak üzere federasyon başkanımıza, yönetimine, bütün çalışanlarına bu hüsnü kabullerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun ileriki yıllarında 107, 108 daha sonraki yıllarda çok daha güzel organizasyonlarla beraber inşallah gurbette olan hemşerilerimize bir araya gelmiş olacağız. Evet, peki Sayın Başkanım Çaykara'da da yine çok güzel işlere imza atıyorsunuz. Geçen yılda Sayın İsmail Şatıroğlu Başkanımız da yaylalara bir dolaştı. Evet. Dedi ki ya dedi Sayın Başkan oraları ayrı bir güzel yapmış. Onun için halk da sizi çok seviyor. Buradan Çaykara halkına da bir mesajınız var mı? Tabii malumunuz seçim sürecine girdik. Evet. Bu süreçte sağ olsunlar iki dönem bize teveccüh göstermişler. Belediye başkanı yapmışlar. Birlikte bir sürü vatandaşımızla böyle bir sürü hizmetleri imzalar attık. Mahalle yollarımızdan yayla yollarımıza kadar, mahallelerimizin altyapısından üst yapısından her yönüyle beraber her mahallemize hemen hemen dokunduk. Tekrar aday gösterildik. Rabbim nasip eder. Tekrar bir 5 yıl daha vatandaşımızın desteğini, güvenini kazanırsak inşallah hizmetlerimizi kat be kat artırarak vatandaşlarımızı daha çok mahallelerimizden, elektrik sorunundan, su sorunundan, çamurdan her yönüyle beraber elhamdülillah böyle bir sorunlarımız yok ama kalan ücrada köşede, kalan ara mahallelerimizdeki eksiklerimizi tamamlayarak inşallah önümüzdeki 5 yılı yoğun bir şekilde tamamlamış olacağız. Ben bu süreçte bize güven veren bütün Çaykaralı, Çaykara'da oturan, ikamet eden veya Çaykara'ya bağlılığı kendini hisseden bütün Çaykara sevdalılarına, Çaykara sevenlerine çok çok teşekkür ediyorum, desteklerini bekliyorum. Başarılarınız daim olsun Sayın Başkanım ve biz şimdi hemen bu tarafa geçelim. Hep söylüyoruz, devamlı söylüyoruz. Bu bir iltifat değil, gerçek. Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı olduktan sonra tabii Trabzon
daha güzel tanıtılmaya devam ediyor. İsmail Şatıroğlu başkanımızla beraberiz. Sayın Başkanım, bugün üçüncü gündeyiz. Evet. Yine her zaman olduğu gibi her yıl yapılandan daha güzel bir şenlik oluyor. Bu sene de öyle oldu. Neler ifade etmek isteriz? Tabii mutluyuz, keyifliyiz. Allah razı olsun. İşte böyle Trabzon'umuzdan buralara kadar zahmet edip gelmiş belediyelerimiz, insanlarımızın buraya vermiş olduğu coşku, heyecan bizleri de son derece mutlu ediyor. Bu anlamda tabii ki burası kendi standım. Çaykara standı. Ben İstanbul'da yetişmiş, büyümüş bir insan olarak Çaykara'ya son yıllarda her gittiğimde o Çaykara'nın içerisine girdiğinde belediyenin o icasındaki o evleri, o tarihi dokuya böyle benzeterek o binaların şeklinin değişmesi ve donatı alanlarının bir hayli fazlalaşması, her gittiğimde daha farklılık orada görüyorum. Ben bu anlamda kıymetli başkanımın Çaykara'ya bir mühür vurduğunu görüyorum. Evet. Bunu kendisi burada diye ifade etmiyorum. Yani bir Çaykaralı olarak oraya ne zaman gitsem o keyfi, o mutluluğu orada yaşıyorum. Ben öncelikle kendi şahsında sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Emeğe geçenlere, bütün gayret gösterenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii ki Trabzon'un her tarafı bizim için çok önemli. Ama Çaykara'nın farklı özellikleri var. İşte uzun gölüyle, yaylalarıyla o efendim Trabzon'un tanıtımı anlamında o özelliğin olması Çaykara'yı bir kere daha kıymetli hale getiriyor. Başkanımız inşallah bu dönemde tekrar aday gösterildi. Efsane başkan inşallah olması temennimi tabii bulunuyoruz. Bu anlamda da yolun açık olmasını diliyorum. Ve buradan da bütün kalbimle ve samimiyetimle söylüyorum. Bu işler siyaset değildir. Yerel yönetim siyasetin çok daha dışında olan bir şeydir. Yerel yönetimde gayret gösteren, emek veren, oraya sahip çıkan insanlara hakkını vermek lazım diye düşünüyorum. Ben Hanefi Tok'un bu anlamda bir numara olduğunu net olarak söylüyorum. Ve bütün Çaykara halkının Hanefi Tok başkanıma sahip çıkmasını, orada rekor oyla seçilmesini buradan özellikle hasreten rica ediyorum. Ve herkese de saygı, sevgi ve hürmetlerimi iletiyorum. Allah'a emanet ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Hanefi Başkan zaten bölgemizde zaman zaman orada şöyle diyorlar diğer ilçelerdeki arkadaşlarımız. Keşke Hanefi Başkan gibi bizim de başkanımız olsa. Bu çok önemli bir şey. Gerçekten onun için başkanımızı biz de çok seviyoruz. Sayın Şatıroğlu Başkanımız İstanbul'da bizim gururumuz. Hanefi Başkanım çok güzel işlere imza atıyor. Onun için gurur duyuyoruz sizlerle. Sağ olun, var olun efendim. Trabzon günlerinden hepinize selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Evet, çok sevilen siyasetçi, bizim de çok sevdiğimiz Fatih Erbakan beyefendi aramızda. Sayın Başkanım hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizi burada görmek ne güzel. Rahmetli Necmettin Erbakan'ın takımı Trabzonspor'un ableminin altında sizi de görüyoruz. Neler ifade etmek istersiniz efendim? Çok teşekkür ederim. Tabii burada Karadenizli hemşerilerimizle, Trabzonlu kardeşlerimizle, değerli büyüklerimizle buluşma imkanını elde ettik. Standları ziyaret ettik. El emeği, ürünleri gördük. Emeklerini gördük. Ve tabii ki çok sıcak karşılamaları, sohbetleri ve ikramlarıyla çok güzel bir ziyaret gerçekleştirdik. Trabzon, merhum Erbakan hocamızın aslında memleketi olan bir yer. Çünkü bütün çocukluğu ve büyümesi Trabzon'da gerçekleşmiş. Orada halen yaşadığı ev duruyor. Okuduğu ilkokul orada duruyor. Sinop'ta doğmuş ama küçük yaştan itibaren Trabzon'da yetişmiş ve bütün bizi yetiştirirken de çocukluk anıları, gençlik anılarında hep Trabzon yer alırdı. Onun için Trabzon'un bizim açımızdan da çok büyük önemi var. Biz de aslında memleketimiz olarak görüyoruz aynen Erbakan hocamız gibi. Bu nedenle de burada Trabzonlu hemşerilerimizle kucaklaştık. Onları bağrımıza bastık, onlar bizi bağrına bastı. Hepsine çok teşekkürler ediyoruz. Buradan tabii Trabzon'daki kardeşlerimize de, hemşerilerimize de ayrıca selamlarımızı gönderiyoruz. Trabzon insanı zekasıyla, çevikliğiyle, çalışkanlığıyla, dürüstlüğüyle gerçekten de siyasette, sosyal hayatta, ekonomide, ticarette çok başarılı olmuş ve çok etkili olmuş insanlar. Burada da bunu Trabzonlu kardeşlerimize bir kez daha yad ettik.
İnşallah bu muhabbetimizi, bu birlikteliğimizi Allah daim eylesin. Bu güzel organizasyonun da tanıtım günleri programının da hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle milletimizin ve bütün İslam aleminin mübarek kandilini de, Berat kandilini de tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Evet, Sayın Başkanım, sizi burada görmek bizim için de çok güzel, çok onur verici. Bu arada şunu ifade edeyim, bizim orada bir dostumuz var. Beylikdüzü'nde Eyüp Alkaptan ilçe başkanımız, yani %2 oy gibi bir oran vardı ama son yapılan araştırmalar da bizler de yakından takip ediyoruz. Tabii. Yerinde Refah Partisi yaklaşık 30'a kadar böyle bir oran, yani bunu nasıl başarıyorsunuz merak ediyorum. Onunla ilgili de oy oranları biraz yükselmeye başladı. Neler, bunu neye bağlıyorsunuz? Tabii üye sayılarımızdaki artış da bunu gösteriyor. 265 binden 442 bine 5,5 ay gibi bir sürede geldi. Bu 5,5 ayda %70 büyüme demektir. Milletimizin Türkiye'nin her köşesindeki teveccühü de, yaklaşımı da bugün burada Trabzon günlerindeki Trabzonluların yaklaşımı da yeniden Refah Partimizin hızla büyüdüğünü gösteriyor. Bütün Türkiye genelinde de, Beylikdüzü'nde de, İstanbul'da da çok ciddi sonuçlar alacağımızı ve çok ciddi bir çıkış yapacağımızı görüyoruz. İnşallah 31 Mart akşamı hep birlikte göreceğiz. Bunda tabii milli görüşün bereketi ve Rum Erbakan hocamıza olan sevginin, muhabbetin, özlemin etkisi ve tabii ki fedakar teşkilat mensuplarının teşkilat modeline uygun çalışmaları, teşkilatlanma ve üye kaydı çalışmaları, mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı teşkilatlarımızın çalışması. Onun dışında bizim medya gücümüz, imkanlarımız kısıtlı, medya gücümüz yok. Hazine yardımı almıyoruz, iktidarın gücünü kullanmıyoruz. Arkamızda holding patronları yok, dış güçler yok. Erbakan hocamızın milli görüşün bereketi, milletimizin teveccühü, duası ve fedakar teşkilat mensuplarının, dava erlerinin gayreti, terlemesiyle bu noktaya geliyoruz. İnşallah 31 Mart'ta yeniden Refah Partisi Türkiye siyasetinin yıldızı olduğunu sandıkta da gösterecektir diye ifade ediyorum. Evet başkanım, çok teşekkür ediyorum. Birkaç cümle de yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mehmet Altınöz Beyefendi'den alalım. Evet Sayın Başkanım, sizler neler ifade etmek istersiniz? Evet, Trabzon'umuz tarih, kültür ve turizm şehrimiz. Aynı zamanda tarım şehrimiz. Trabzon sadece sizin değil, bizim de sevdamız. Biraz önce Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi Erbakan hocamızın memleketi. Erbakan hocamız Trabzon'daki anılarını bize defalarca anlatmıştır. Tadına doyum olmaz. Trabzonlu kardeşlerimiz de ülkemizde çok etkin ve yetkin kardeşlerimizdir. Hem siyaset dünyasında, spor dünyasında, iş adamları olarak da aynı şekilde sivil toplum kuruluşlarında da çok etkin kardeşlerimizdir. Bizim Yeniden Refah Partisi olarak en büyük güçlerimizden bir tanesi Trabzonlu kardeşlerimizin teşkilatlarımızda önemli yerlerde görev almasıdır. Bunu burada Trabzon günlerinde söylemiyorum, birçok yerde de ifade ediyorum. Burada yine içeride arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi ziyaret ettik. Federasyonlarımızı, belediye başkanlıklarımızı, kültür müdürlüklerimizi, içeride Trabzon'da üretilen yiyecekleri, giyecekleri, aynı zamanda el sanatlarına, kadınlarımızın özellikle kooperatifçilik çatısı altında üretmiş olduğu ürünleri gördük. Meslek sahibi olmalarıyla alakalı yapılan girişimleri gördük, takdir ettik. Allah hepinizden razı olsun. Bu işi yapanlardan da razı olsun. Trabzon'la inşallah yeniden Trabzon'u bu seçimlerde göreceğiz. Yeniden Trabzon, yeniden Ankara, yeniden İstanbul diyoruz inşallah. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanımıza, Sayın Belediye Başkanımıza şükranlarımızı ifade ediyoruz. Gerçekten onur verdiniz. Efendim, tekrardan sizler aramızda görmek umuduyla saygılar sunuyoruz. Sağ olun, var olun. Efendim, Trabzon günlerinde birlikteliğimiz devam ediyor. Çok değerli isimler gelmeye devam ediyor. Hemen yanımda Asuman ablayı görüyorum. Çok hizmetleri olan, yine yakışıklı abim burada. Evet, ablacığım, şeref verdiniz. Neler ifade etmek istersiniz? Nasıl buldunuz ortamı? O şeref bize ait. Burada başta İsmail Şatıroğlu Başkanım, Kadın Kolları Başkanım, Gençlik Kolları Başkanımın emeğiyle ve Trabzonlu hemşerilerimizin el ele hep birlikte çalışmalarıyla güzel bir ortam oluştu.
Kurtuluşu Trabzon'umuzun 106. kurtuluşu. Aynı zamanda benim için böyle bir buruk gün yaşıyorum. Babam rahmetli olduğunda da 24 Şubat'tı tarih. Benim için çok önem taşıyor. O anlamda bugün buraya Trabzon'u İstanbul'a taşıyan diğer ilçelerimizi de ziyaret etmek istedik. Hemşerilerimizle kucaklaşmak istedik. Sizleri de gördük. Çok teşekkür ederim. İş başındasınız sağ yine. Olun, size de basın olarak çok teşekkür ediyoruz. Emeklerinize sağlık. Yalnız bu abim yıllar geçtikçe gençleşiyor. Yengem bunu nasıl başarıyor? Arkasındaki kadını incelemek lazım. Değil mi? Evet. O zaman değerli abim hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? İyiyim hamdolsun. Özellikle seni de görmek burada çok mutluluk etti. Aynı gençlik sende de var. Enerji sende var. Eyvallah. Hele kameraman iyice gençleşti. onu karıştırma. O hep genç abi. Yani Allah razı olsun sizden. Allah razı olsun bizim Trabzon'dan. Biz insan ayrımı yapmıyoruz ama bize her yer Trabzon diyen anlayış. Biz dünya üstündeki tüm insanların sevgi birliğini örmek istiyoruz. Biz her yer Trabzon değildik. Sağ olsun Trabzon Devletleri Federasyonu Sayın Şatıroğlu'yla da bayağı mesafeler kat etti. Allah daha iyi etsin hepimizi. Eyvallah. Bunu söyleyebilirim. Çok Allah teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Yanımda benim çok değerli abim, sizlerin de gururu, Trabzon'umuzun gururu. Evet, Trabzonspor'a biliyorsunuz başkan yardımcılığı yapmış çok değerli iş insanı. Sürmenenin de yiğit delikanlısı Ali Uzunay. Sayın Başkanım şeref verdin, hoş geldin. Trabzon ne demek, günlerindesin. Ne demek? Neler ifade etmek istersin? Trabzon günlerine gelmek, katılmak bizim için ayrı bir şeref tabii ki. Evet. Biz buranın ev sahibiyiz. Kurulduğu günden beri yöneticiliğini yaptım. Tabii size söylediğiniz gibi görev icabı Trabzonspor'a gidince ayrılmak zorunda kaldım. Ama uzun yıllar buradaki arkadaşlarla beraberce çalıştık, hizmet ettik. Bu organizasyonları güzel yapıyor federasyon. İşte biliyorsunuz büyük şehirlerde insanların birbirlerini ya cenazede ya da düğünde, o da akrabayı çağırır, onu çağırır falan. Ama bu tür organizasyonlarda tüm hemşeriler birbirlerini görme şansına ulaşıyor. Artı yöresel yemeklerdi, kıyafetlerdi, şunlarla bunlarla bir Trabzon havası yaşıyor. Bunların daha genişletilerek yapılmasından yanayım. Ve federasyonda bu işi inşallah daha güzel yapacaktır diye düşünüyorum. Evet, başkanım seni de burada görmek bizim için çok özel oldu. Ne demek? Evet, bugün de uşağımdan geldim böyle. gel bakalım sen de buraya. Gel. Gel Murat'ım, gel. İyi bir Trabzonsporludur. Belli İyi zaten, baksana kaş kollarından falan filan. Peki, Murat'ım, Ali amcaya bir selam ver bakalım ya. Ne haber? Bu da mı futbolcu olacak? Evet, futbolcu olacağım diyor. Trabzonspor'un gençlere ihtiyacı var. Evet, aynen öyle. Yani Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum. İnşallah yine görüşeceğiz. İnşallah. Efendim, Trabzon günlerinden hepinize tekrardan selamlar, saygılar. Yanımızda çok değerli bir isim var. Her zaman yanımızda olan, çok hizmetleri olan, Türk sporuna çok değerli iş insanı Can Çobanoğlu. Sayın Başkanım, şeref verdi. Ya seni görmek ne güzel. Ama Ali Başkan gibi sizlerde bir şey var. Hiç yaşlanmak yok. Hep gençleşiyorsunuz. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani ben onu bir şeye bağlamıyorum da. Biz Ali Başkan'la beraber dedik ki kim daha çabuk ihtiyarlayacak bir bakalım dedik. Şimdi yaşlanmamak için ihtiyarlama ve iddiadan ötürü yaşlanamıyoruz bir türlü. O da güzel, o da güzel. Evet, Trabzon günlerindesiniz. Bir mesajınız var mı? Trabzon günlerinde biz daha önce de Trabzon Lisesi'nden Yetişenler Derneği'nin kurduğu, bizim Trabzonlu gençlerimizin ikamet ettiği, kaldığı yurdun açılışına gittik. Orada da gençlerle beraberdik. Orada da çok güzel bir şey söylendi. Arzın merkezi Trabzon diye. Evet. Şimdi bu kadar her şeyin merkezi Trabzon olduğuna göre bizim de Trabzon günlerinde hem hemşerilerimizle birlikte, sizlerle birlikte gönül gönüllü olmamız, el ele olmamız son derece bizi de mutlu ediyor. Burada gördüğümüz insanlarla da beraber bu yolu yürümek hepimizi daha da fazla mutlu ediyor. Onun için katıldık. Böyle günleri düzenleyen İsmail Şatıroğlu Başkan başta olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine, bunu medya yoluyla halkımıza, Trabzonlara, hemşerilerimize duyuran sizlere biz teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık, emeğinize sağlık. Sizlerin var olması aslında Trabzonluların
kilometre mesafe ne kadar uzak olursa olsun birbirine ulaşması sağ, demektir. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız için ayrı zamanda sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim. Efendim bizi izlemeye devam edin. Efendim Trabzon günlerinden selamlar, saygılar. Şu anda bizim beş köylü çok değerli abimiz yanımızda. Tabii onlar da ziyarete gelmiş. Seni bir tanıyalım. Biz tanıyoruz ama halkımız bir tanısın. Ben Sürmene Köprübaşı Beşköy'den. Evet. Yılmazlar Göyü Esenler Mahallesi'nden, yani Lumia'dan. Evet. Numan Erdoğan. Evet Numan abi, nasılsın, iyi misin? İyiyim, İstanbul'da oturuyorum. Ümraniye'de, Dudullu'da oturuyorum, emekliyim. Yazın köydeyim. Hangi aylarda gidiyorsun ki denk getirelim? Yani hangi aylarda? Kurban Bayramı'ndan sonra gidiyorum. Öyle mi? Hayır, şimdi şey diyeceğim. Beşköy bizim çok özel bir yerimizdir gerçekten. Yayla, o Beşköy'den sonrası yayla artık. Orada yıllar önce bir felaket yaşadık. Yok, Beşköy'den öncesi Mezirelik. Mezirelik mi? Mezirelik'ten sonra yayla. Evet, çok güzel bir yerimizdir orası. Evet. Ben özellikle şunu ifade ediyorum. Şimdi Trabzon günlerine geliyorsunuz. Trabzon'un kokusunu buradan ne kadar hissedebildiniz? Standları gezmişsinizdir. Şimdi geldik buraya, tabii Trabzon buraya geldi. Biz de geldik buraya. Evet. Efendim sana söyleyeyim. İşte kimileri hasret gidermeye geldi. Kimileri alışverişe geldi. Evet. Kimileri, işte bir arkadaşımı görürüm, işte siz gibi, işte geldim gördüm sizi. Eyvallah. İşte bu şekil. Ama biraz da bir pahalı. Pahalı fiyatlar değil mi? Biraz fiyatlar pahalı. O zaman biz ne diyoruz? Kurbandan sonra Beşköy'e doğru yola çıkalım. Çıkalım. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Çok Trabzonspor'a da başarılar dileyelim. Tabii. Peki. Efendim Trabzon günlerinde bütün emekçiler burada. Yanımda da TS Haber Ömer Karakaş. Ömer'im. Murat abi. Evet. Murat yoğun, abi. Üç gündür sen çok, de çok yoruldun of, abi. Ama çok zevk alıyoruz. Çalışmak gerçekten insanı motive ediyor. Ama bu biraz protokol işlerinde yorulduk. Aynen öyle. İyi ki Murat'a bazen diyorum, iyi ki biz siyaset kovalamıyormuşuz. Yani siyaset basın mensubu değilmişiz. Çok zor bir iş. Dün ben ayaklarım yerden kesildi. Ahmet abi diyor ki tam benlik bu iş. Vallahi diyor. Murat abi önce sana gerçekten helal olsun diyorum. Çünkü her yerde varsın, her yerde elinden geldiği mücadele ediyorsun. Sabah bakıyorum röportaj yapıyorsun, akşam bakıyorum röportaj yapıyorsun, sonra eve gidiyorsun, evden radyodan canlı yayın yapıyorsun. Evet ya, ama şimdi bu bizim bir aşk, görev ama... Burada asıl emekçi sizlersiniz. Ben özellikle Ahmet Güngör'e sana çok teşekkür ediyorum. Bu kamerayla beraber 24, ben mikrofon tutuyorum. Ağırlığı az ama sizin hem yükünüz var hem de mecbur o çekeceğiniz ortamı da yakalamanız lazım. Kesin, o da çok önemli. Kesin, olsun ama biz beraberiz abi. İnşallah hep böyle, hep her ortamda biz beraber olalım. Eyvallah. Bir olalım. İnşallah. İnşallah. Bu arada değerli yazarımı da şöyle alayım Ahmet abi. Efendim Trabzonspor'u devamlı yazan bizim çok değerli kardeşimiz Sayın Sancak'ı buraya davet edeyim. Şöyle alalım efendim sizi. Aziz Sancak kardeşimiz Trabzonspor'u devamlı yazan ama yani şöyle bir şey vardır biliyorsunuz. Şimdi taraftar olmak böyle yanlışı söylememek değildir. Doğruyu, her türlü doğruyu söyleyen evet. Bizim değerimiz Aziz Sancak. Sayın yazarım nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, sağ olun. Burada da bir söyleşin olacak herhalde 18'de. Evet, 18'de doğru. Benim yazmaya gayem de başlangıcım da hep bir yazılarımda bir hikayem olsun istedim. Yani okuyucularımın yazıyı okumak için bir nedeni olsun. Yani sadece spor değil, bir hikayesi, bir duygusu olsun istedim. Dolayısıyla da bugün inşallah saat 18'de gerçekleşecek olan söyleşimde de buna vurgu yapacağım. Bizler Karadeniz insanı duygusal insanlarız. Aslında özünde duygusal insanlarız. Evet. Biraz hırçın, ani refleks veren insanlar olsak da genelinde duygusal insanlarız. Dolayısıyla ben hep istedim ki yazılarımı okuyan insanların hatırasında kalsın. Bir şeyi anlatırken de bir hikaye, bir duygu katayım işin içine. Futbolla alakası olmasa dahi yazıyı okurken keyif alsın, hatıralarında kalsın, bizi ansın. Trabzonspor'a karşı da böyle bir sorumluluk hissettim. Yani istedim ki Trabzonspor'umuzu daha iyi anlatalım, daha geniş bir tabana yayalım. Trabzonspor'umuzun o misyonunu, vizyonunu daha iyi anlatalım. Bunun için de uğraş vermekteyiz. İşte yaklaşık çok bugüne iyi kadar yapıyorsunuz, gerçekten gurur duyuyoruz. Yani çok böyle, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yani derler ya, söylem karşı tarafa hissettirmesi lazım. Siz tabii onu çok iyi başarıyorsunuz. Onu yapmak için uğraş veriyoruz zaten. İstiyorum ki
Trabzonspor'umuzu sadece saha içerisinde değil. Hani Kazım Koyuncu ne diyor? Benim için Trabzonspor hayali bir kahramandı diyor. Evet. Şimdi Kazım Koyuncu Trabzonspor'un 4 büyük takıma karşı vermiş olduğu mücadele, 3 büyük takıma karşı duruşuna aşık olmuş. Ondan kendine bir paye çıkarmış ve oradan Trabzonsporlu olmuş. Kendisi diyor ben Fenerbahçeli bir ailede büyüdüm. Abim, kardeşlerim herkes Fenerbahçeliydi diyor. Ben Trabzonsporlu oldum. Niye olmuş? İstanbul takımlarına karşı, Statiko'ya karşı vermiş olduğu mücadeleye aşık olmuş. Evet. Mesela Musa Eroğlu çok önemli bir değer, bir sanatçımız. Ne diyor? Ben paranın değer sayıldığı düzene mert bir itirazdır diyor Trabzonspor. Yani paraya karşı emeğin savaşını kutsamış. Aynen. Ona tutulmuş. Ben de istiyorum ki hani bu değerlerin, bu kıymetleri köşeme taşıyayım, ölümsüzleştireyim. Onlara hani bize omuz verenlere biz de kalemimizle destek olalım. Çok iyi yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Efendim Trabzon günlerinden selamlar. Burada bordo mavi çocuklar, işte babalar, harika bir atmosfer. Sizi bir tanıyalım. Ben Celal Turan, Trabzon Maçkalıyım. Bugün izinliyiz. Geldik buraları bir gezelim diyor, görelim evet, dedik. Ne güzel, ne güzel. Evet. Çocuklara da Trabzonspor'u benim gibi aşılamışsınız. Yani aşılamak gerekiyor. Evet, yakışıklı. Evet. Peki sen ne yapıyorsun burada? Sen o en küçük Trabzonsporlu. Oy maşallah. Oy maşallah. İsimleri nedir efendim? Alparslan, Ertuğrul, Mehmet Berat. Oy maşallah. Kızımızın ismi? Onun da Asel bir de. Evet, Allah bağışlasın. Bu herhalde yabancı, ismini unuttun. O benim en küçük torun, yeğen. Aa, yeğen. Evet. Ya efendim yeğenlerin ismi yani normal. Yani bu yoğunlukta diyorsun. Onun lakabı var. Ben aslında lakabla seslendiğim için onları sürekli. Gerçek adını unutmuşum. Ben dedim bu kadar çocuk olunca karışabilir yani. Evet. Peki. Oluyor öyle şeyler. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür böyle, ederiz. Trabzon günlerinde tam Trabzon'u anlatan Trabzonspor'un formalarıyla burada gezinen bu kardeşlerimize, aileye de çok teşekkürler efendim. Bizi izlemeye devam edin. Bağırın bakayım hep beraber. Hep beraber. Bordo. Mavi abi. Bordo. Mavi. Şampiyon. Trabzon. Şampiyon. Trabzon. Evet, biraz yavaş oldu ama idare edelim. Derece. Efendim şu anda Trabzon günlerindeyiz ve Trabzon valimiz aramızda. Sayın valim hoş geldiniz, şeref verdiniz. Teşekkür ederim, sağ olun, eksik olmayın. Yani 1100 kilometre yoldan geldiniz. Gerçekten bizleri mutlu ettiniz. Neler ifade etmek istersiniz? 1100 kilometre yoldan geldik ama ayağımız toz olmadı, merak etmeyin. Burada hemşerilerimizi görmekle mutlu olduk tabii ki. Hiçbir yorgunluk yok, eksik olmasınlar. Burasının çok daha kalabalık olacağını, hemşerilerin bir buluşma platformu haline geleceğine inanıyorum burada. Trabzon'umuzun tekrar burada kültürüyle, yemesiyle, içmesiyle, oyunuyla, horonuyla, kemençesiyle burada görecekler. Biraz hemşerilerimiz hasret giderecek. Trabzon'a hiç gelmemiş olanlar da burada bir Trabzon minyatürü görmüş olacaklar inşallah. Kendilerini de Trabzon'a bekleyeceğiz. Evet, Sayın Valim, Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın İsmail Şatıroğlu ve yönetimi gerçekten İstanbul'da çok güzel işlere imza atıyor. Sağ olsunlar. Sizler de Trabzon'da valimiz olarak orada çok seviliyorsunuz. Yeni eksik gelmenize olmasın. Rağmen yakından takip ediyoruz. Bu sene Trabzonspor'dan geçti de seneye ne olur Trabzonspor'u sormak istiyorum sizlere. Valla biz çıkar futbolumuzu oynarız. Futbol tamam 3 sonuçlu bir oyun esasına bakarsanız. Yenmek için oynuyoruz tabii ki. Ama bizim için spor ve futbol hepsinden çok daha önemli. Her zaman çıkacağız, oynayacağız. İnşallah bu sene belki çok iyi sonuçlar şimdilik alamadık. İnşallah bundan sonra alırız. Ama bir dahaki seneye çok daha iddialı başlayacağımızı şimdiden söyleyebilirim. Peki Sayın Valim, çok teşekkür çok sağ ediyoruz. Olun. Tekrar arada, şeref verdiniz. Bu arada madem ki burada hep birlikteyiz. Sayın Başkanıma da federasyona evet. üye olan diğer derneklerimize de burada çalışanlara, gayret edenlere hepsine çok teşekkür ediyorum hakikaten. İnşallah buradaki yorgunluğu Trabzon'a gelerek atarlar. Çok sağ olun. Bize her yer Trabzon, bizi izlemeye devam edin efendim. Hepimize. Sağ olun. Sağ olun.